Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle bir acılar yaşatmasın. Oda binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan ATSO Meclis Başkanı Selahattin İSKİ Ocak şunları söyledi. Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük mutluluk duymalıdır. ATSO olarak gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir iradeyi kabul etmediklerini söyleyen İSKİ Ocak, ülke için demokrasi dışında bir seçenek görmediklerini söyledi. Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz. Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz. Darbe girişimini kınayan ATSO Başkanı Hikmet Çinçin de şunları söyledi. Biz gerçekten bu tehlike tamamen geçtikten sonra gerçek gündemimiz olan ekonomiye ve istihdama dönmek istiyoruz. Ve Türkiye'nin buna son derece ihtiyacı var.